Şimdi konu senete sepete geldiyse benim de size anlatacağım önemli şeyler var. Ne gibi? Ne gibi? Gönülcüğüm. Efendim canım. Hayatım. Kayınvalidenin senin adına benden borç istediğini biliyor muydun? Aa! Ne? Evet. O ne demek? Hem de geldiğimiz günün ertesi günü. Nasıl? O ne demek? İkinci gün. Şu an inanmıyorum. Ben evet. Şaka. Ben inanmıyorum. Gönül'ün maddi durumu çok fazla iyi değilmiş. Olabilir. Beni de daha önceki sezondan izlemiş. Hani evet. Maddi durumum iyi olduğu için. Evet. Benden geldi. Gönül için borç para istedi. Ama Gönül. Efendim. Ne? Evet. Nereden biliyormuş benim maddi durumumun iyi olmadığını? Kayınvaliden olduğu için olabilir mi? Olamaz. Çünkü evimin içinde değil. Miyase Allah aşkına ya. Nasıl palavra atacağını unuttun galiba. Şaşırdın mı? Ne yaptın? Şimdi bu nereden çıktı? Böyle bir şeyin imkanı var mı ya? Ya benim maddi durumumu kendi iyi biliyor ya. Sırf kendi paramla araba alabileyim diye kadın parayı vermedi de evine hırsız girdi, yalan uydurdu. Ben neden böyle bir şey uydurayım? Bilmiyorum ki işte. Bak, gündemde hiç... kalmak için mi acaba? Gönülcüğüm, o zaman bana şunu söyle. Söyleyeyim. Senin kayınvalidenin bende IBAN'ının ne işi var? Ne? Ne? Aa! Senin kayınvalidenin bende IBAN'ının ne işi var? Neden bana internet üzerinden IBAN'ını göndermiş bu kadın? Yok buraya canım. Atabilirsin diye. Şaka yapıyorsun ya. Şimdi bak, IBAN kişisel bilgi olduğu için burada gösteremem. Ben ama arkada sana gösteririm. Ben buna inanmıyorum. Git ne sor. Ne demek o ya? Git Allah sor. Allah aşkına ne demek o ya? Git sor. Bu ne demek ya? Arkadaşlar, kayınvalidelerinizin arkanızdan iş çeviriyor, sonra da ben inanmıyorum, ben inanmıyorum. Yükselenle. Sen benim nasıl param olmadığını söylersin. Ben zarf attım, bakalım ne yapacak, ne nasıl edecek diye. Ne kafayı sattı dedin? Hayır. Ne demek bu esas ya? Esas bir şey nasıl değil o. Nasıl böyle bir şey? Nasıl esas olmadığını biliyorum. Ben kendi durumumu bilmiyor muyum? Ben çalışan bir insanım. Eşim çalışan bir insan. Kendi evim var, kendi arabam var, oyun var, buyum var. Sen bunu bilmiyor musun anne? Biliyorum. Ya bakalım ne diyecek, ne tepki verecek diye onda ben denedim onu. Anne. Hani zenginiz diyor ya. Sizden ben ev kredisini bile almıyorum. Kimin durumu kötü? Zenginiz diyor ya. Hani var bizim işte, sen ben diyor paraya ihtiyacım yok. Dur, sen zarf atmamışsın. Sen IBAN atmışsın kıza. Evet, attı. Ne yapıyorsun sen? Atla paraya yani. İhtiyacımız sen olduğundan değil. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Ya kız bana diyor ki paraya ihtiyacın var. Hayır. Bu ne demek? Hayır. Ne demek bu? Nasıl bir şey bu ya? Kimin paraya ihtiyacı var ya? Senin ihtiyacın varsa söyle, ben sana atayım ya. Aa. Miyase versene IBAN'ını bana. Bu ne anne? Hayatım. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Yüksel Hanım, bak burada şey, Miyase doğru söylüyor. Geldiğinizin ikinci günü. Sen Miyase'den durumu, gelinin yok, bana yardım eder misin diye istedin ya. Aa. Sen yanımızdaydın bizim. Evet, üçümüz ana oturuyorduk ya. Bir de sen diyor. Ben şahit. Ben kesinlikle böyle bir olay olduğu zaman böyle şahit İban bırakmam. İban atmışsın İban. Aman. Bir de şahit zarf atıyorum. Şahit bırakmam ben arkamda. Hayatım. Ha, yaparsın ama şahit bırak. Şahit bırakmam İban arkamda. İban ne oluyor? İban'la benim kendim nereden bilecek? Ben ne IBAN'ı? Ben IBAN'la ne alakası var? İban ben IBAN mı IBAN? Para istemişsin. Ya o IBAN'larla, o tabii iş kadını, o IBAN'a biliyor. Ben senin ne anlarım IBAN'dan? Tamam, ben ne anlarım IBAN'dan ama ya? Ama sen dedin o mi? Kendi iş kadını işte, biliyor, atıyor ortalığa. Bir şey söyleyeyim mi? Bu benim kayınvalidemin ilk olayı değil ki. Bakın ben şimdi size bir şey anlatayım da ağzınız açık kalsın. Kalın. Aa. Yeni evlendiğimiz zamanlar kayınvalidem evde bir şey oluyor. Annemi arıyor. Ben mesela bir şey alıyorum, annemi arayıp bu kız ne kadar çok para harcıyor. Aa, ona ne? Tabii. Mesela ne bileyim, onu yapıyorum, oraya gidiyorum. Bu kız her gece kahve içmeye gidiyor. He. Anneme şikayet ediyor beni, sanki çocuğum ben. Aa, şaka böyle mı? Bir şey olabilir mi? Arıyor. Ne ilgilendirir? Yok efendim, kızınız şu kadara şu makyaj malzemesini aldı. Oğlumun bu ayki maaşının yarısını verdi. Allah korusun, çok normal. Ben bir gün hastalandım, bir grip. Allah'ım var ya, öleceğim ama. Sonra hastaneye gittim, meğerse grip zannettiğimiz şey zatürreymiş. Nereden baksanız bir haftaya yakın hastanede kaldım. Ve o hastanede kaldığım süre içerisinde, çok sinirlerim bozuldu şu an. Ne oldu ya? Annemi aramış, demiş ki siz bize hastalık sahibi kızı kakaladınız. Ne?
Hastalıklı kızı kakalamışsın diye bir cümle kullanılabilir mi ya? O kadar normal ki hasta olman, hatta zatüre, hani on çok normal insansın çünkü. Hayır ya... bunu söyleyenin kendisi hastadır, net. Kendisi kesinlikle de hastalık hastası zaten. Ya bir de işin komiği, annemi tekrardan arıyor, diyor ki bilseydik eğer sizden böyle bir şey olacağını önceden bir sağlık raporu isterdik. Ne? Ne? Birkaç tane hekime ya onaylatırdık. Madem sizin doktor tanıdıklarınız da var. Gerçi siz o işe de katakulli katardınız ama sağlam diye bize onu kakalardınız. Ne ama en azından ya ne olduğunu bilirdik. Kız ya ne saçmalama istersen ya. İşe mi giriyorsun sen orada?